Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi düşler şehrimizde. Yapı videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tarafı sırayı tamamlamıştık. Şöyle bir köy diyorum, şehrimizi, düşler şehrimizi bir gezelim arkadaşlar. Çok fazla yorum geliyor hani gezdir şehri falan filan diye arkadaşlar. Her bölüm öncesi de bu şekilde biliyorsunuz ki gezdiriyorum. Yani çok nadir oluyor, unuttuğum oluyor hani video öncesinde gezdirmedim. Şöyle de hatta F1 yapalım, öyle gezdirelim. Arkadaşlar bugün yine güzel bir ev yapma planım var. Uzun süredir garajlı bir ev yapmıyorduk ve şu tarafa hiç garajlı bir ev yapmadık. Havuzlu villa da yapacağım ama o yakında. Şuraya güzel bir aklımda bir fikir var yani. Şuranın şeyin tamamlarken de size söyleyeyim. Şu ne ya, bu nereden? Ha, elmas kılıcı da şunları öldürmek için aldım. Ya bu atlar başıma bela oldu ya. Neyse şuradan şöyle hemen hızlı bir şekilde çekelim. Şurayı yaparken arkadaşlar size bir de şunu söyleyeceğim. Şu anda kartta çıkmış olması lazım. Çıkmamış da olabilir, bilmiyorum. Bilgi kanalıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim bir de bilgi kanalım var. 2-3-4 ay önce falan açmıştım galiba. Tam hatırlamıyorum. Açtıktan işte sonra birkaç 2 tane videom var. Ancak sonra atamadım oraya video. Sebebi de hani okulumun falan başlaması bilgi oyun kanalı gibi değil. Mesela şu evi atıyorum, girdim diyelim. Yapmaya, ev yapımına girdim. Ne kadar sürüyor abi? Bir saat ev yapımı desen belki kısa da sürüyor, bazen uzun da sürüyor. 1,5 saat süren ev yapımı videomuz oluyor. Şunları da öldüreyim bu arada. O kadar sürüyor desen abi, ben bilgi videosunu yaparken izleyeceksiniz. Şunu da kısayım çankları. İzlediğiniz videolarda mesela 51. bölge ile alakalı bir video yapmıştım. 3 gün sürdü videonun, video 3-4 gün falan sürüyor rahat yani. O yüzden o kolay olmadığı için artık tatile doğru girerken, gerçi benim hiçbir zaman tatilim yok, bu sefer de İngilizce kursu falan filan olacak ama daha yani bir serbest olacağım. Oraya da videolar atmayı düşünüyorum, oraya da gelecek. Çünkü bilgi araştırmak mükemmel bir şey arkadaşlar. Çok sevdiğim için o kanalda devam ettirmeye elimden geldiğince çalışacağım arkadaşlar. Siz de oraya abone olup bana orada da destek olursanız sevinirim. 2 tane video atmıştım dediğim gibi, 10 ilginç bilgi vardı, bir de 51. bölge hakkında. Çoğu şeyi de hepsini yani araştırırken ben de öğreniyorum. Çok güzel oluyor. Siz de oraya abone olur, bana destek olursanız hepinize teşekkür ederim. Şimdi çok da uzatmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kartta bulabilirsiniz. Belki kartta unutursam açıklamada olur. Ya da kanallar kısmından, önerilen kanallar kısmından elde edeceğim potuk bilgi adıyla ulaşabilirsiniz. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar garajlı bir ev yapacağız. Öncelikle yapı malzemelerimizi bir belirleyeyim ben. Kum taşından mı yapsak lan? Abi kum taşına taktım ben bu aralar. Hiç yapı malzemesi olarak kullanmıyoruz ya. Bu yanına bir de kil. Hani kum taşını şey olarak kullanacağım. Siz anladınız işte ne olarak kullanacağımı. Kil olarak da... Ya da bunu direkt bundan yapacağım abi. Harbiden. Şu timeset 1'i bir yazalım. Timeset 1. Arkadaşlar şimdi şöyle değişik bir fikrim var. Şurası atıyorum. Şuradan. Garajı diğer tarafta olacak bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tipine bakayım nasıl duruyor. Aynen güzel duruyor ya. Tamam 5. Gene klasik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam 7, 8. 8.yi şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hatta sizler için bir daha bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 6 sayarsan tam alt tarafını. 9 arkadaşlar. Buradan sonra bak. Buradan sonra ne yapıyoruz? Dur bir saniye. Ha yok, aynen devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İkili bir kapımız var. Hatta kapı içeriden mi yapsak? Yok tamam 5. İkili bir kapı. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bakayım evi nasıl bir şey oldu. Aynen burası. Şurası nasıl 5'ti? 3, 5. 3, 5. Şurası da şey olacak. Yani anladınız arkadaşlar. Şuradan hemen hızlı bir şekilde şurayı çekelim ve geldik garaja. Garajı farklı bir renkte yapacağım. Garaja şu iyi gidiyor. Garajı da bu arada birkaç blok arkadan yapacağım. Şöyle yapayım. Garaj da şuradan falan başlayacak arkadaşlar. Aslında şuraları kıracağız da 4 olacak garajda. Orası 5 ise garaj ufak olacak. Sadece araba gerçi. Dur bakayım şöyle yapalım. Aynı olsun ya. Tamam. Şöyle garajın da girişini hemen bir halledelim. Dur sayayım, onu da sayayım sizin için. Burası 0 olarak sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakayım 6 oldu. Şöyle dur 6,
7-8 olsun. 7-8'den sonra hani şöyle sayarsak üstü gene 9 oldu oranın. Şöyle şöyle gidecek. Ha tamam şimdi. Arkadaşlar şu kapı girişimizi hemen bir halledelim. Aslında şöyle bir şey yapalım bir saniye. Şurayı bir blok arttıralım. Zaten cam olacak. Burayı bir blok arttırın arkadaşlar. 5 değil de 6 olsun. Şu an karar veriyorum. Hem biraz engin olmasın. Engin altan düz yatan olmasın. Abi şunu bir iç ya. Arkadaşlar şehrimiz var ya inanılmaz büyüyor. Harika yani. Şuraları da kapatalım. Şimdi şurası şöyle duracak ya. Ta buradan bak ikili bir şekilde cam. Arası ikili. Şurası da ikili bir şekilde cam. Benimle birlikte yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Şurası ikili şekilde cam yaptık ya. Şurayı kapat bakayım. Şurayı da bir kapat bakayım. Burası da mı ikili cam olsa ki? Dur bakayım lan nasıl duracak? Aynen böyle hani villa gibi arkadaşlar. Garajlı ev ama. Bugün bir video izledim. Arda Turan'ın evini NTV Spor'a açmıştı. Evini gösteriyordu. Oradan biraz esinlendim yapı taşına açıkçası. Şimdi şurası şöyle. Şurayı şöyle yapabiliriz. Kapıyı zaten buraya koyacağız. Bu şeyin merdiveni de var. Aynen. Kum taşı merdiveninden. Şöyle girişi belirleyelim de. Şimdi buna kapı. Bizim klasik kapıdan mı yapsak ki ya? Ladin kapısı yapalım bu sefer de. Üsama bin Ladin. Şaka yapıyorum tabii ki. Ladin tahtası benziyor mu? Dur bakayım ya. Böyle yapınca şu ikili yap bakayım kapıyı. Pencereden küçük durmasın. Olmadı bir blokta arttırırız orayı. Güzel durdu. Şuralarında şöyle yapalım arkadaşlar. Buraları cam yapacağız. Burası böyle olacak. Hemen şu sınırları da belirleyeyim. Şu kadar şöyle gitsin bakayım. Şurada gel bakayım Toska. Şu. Tamamdır. Şöyle olsun. Hop. Ne yapacağız? Dogon downfall. Hop. Lan. Ya sonuna virgül koymuşum ya. Ben de direm ki niye olmuyor? Bir ara şey vardı Flash TV'de miydi bir böyle dişleri bir tuhaf bir adam vardı. Adı neydi onun ya? Bir şey emmi miydi, dayı mıydı? Hep sallıyordu. Ben de yalan da yoktur, hılaf da falan filan diyordu. O bana bayağı gülüyordum bir ara ya. O neydi? Arkadaşlar biliyorsanız yorumda bir yazın ya. Şimdi unuttum. Onun bir muhabbetini yapalım bir ara yani. Şöyle bir gel bakayım. Hop hop. Böyle hemen hızlı bir şekilde. Oba. Hop. Saat yapmaktan parmağım alev aldı adeta. Şimdi evin arkası biraz geniş oldu. Ha şunu çatı şu tarz çatıdan yapacağımız için sıkıntı olmayacak. Şimdi şurayı niye kapatmamışız biz? Burasını da kapattık. Buraya da şöyle olsun. İkili de buradan. Şöyle tekli bir pencere. Bence gayet hoş duracak. Buranın camını farklı mı yapsak ki? Şu mavi boyalı ince açık mavi boyalı. Aynen bu farklılık olsun. Farklı olsun bakalım ya. Genelde de hep maviyi kullanıyorum farklılık yapacağım zaman ama yok. Normal mavi versene sen bana bir. Çok açık oldu ya. Mavi boyalı cam. Aynen. Normalinden ver bakayım. Daha bir tatlı durdu gibi. Beyaz yapsak daha mı durdu? Abi beyaz candır ya. Bunu ben şeyde kullanacağım kullanırsam. Gökdelen falan yaparsak arkadaşlar. Ya da iş merkezleri falan yapmayı düşünüyorum. Ama bu mahalleye değil en azından hani. Ben burayı çünkü böyle hayali bir yer olarak zamandan mekandan bağımsız. Ama o tarz yerlerde ihtiyacımız var tabii ki. Ama onları da daha uzaklara yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya değil. Hani bu mahalle olacak arkadaşlar. Çok büyük inanılmaz inanamayacağınız bir şehir yapmayı planlıyorum. Aslında şöyle bir fikrim var. Bir saniye şunların dibini şöyle dursa nasıl durur? Aynen ya dur güzel durdu. Dur bunu bugüne kadar hiç yapmamıştık. Şunu da kır şunu da düzelt bakayım. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar bu tekniği. Tuhaf oluyor. Evin etrafını bununla çevireceğiz. Şu tarafları çeviririz. Şimdi ön taraftan nasıl görünüyor? Bakayım ben onu hızlandırdığım yerde çeviririm. Sıkılmayın. Aynen tuhaf ama güzel oldu ve sen bana basamak ver bakayım. Kum taşı basamağı girişi en azından hani girişin önü bura gibi olmasın. Şöyle bir şey olsun en azından değil mi? Buranın çatısını falan filan da hallederiz. Şimdi şöyle yapacağız. Burasının diğer tarafını halledeceğiz de. Bu garajın büyüklüğü de şunun kadar büyük olmayacak tabii ki ama bu kadar yeter mesela. Hatta fazla bile yani.
Şurayı şöyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Şurasının penceresini gene karıştırmayalım da hani şeyle aynı olmasın. Bir tık az yaptık garajı şeye göre. Hop hop. İşte budur. Şöyle çek bakayım. Hoppa. Hoppa hop. Tamam. Şimdi buraya gene o değerli arkadaşımızın garaj fikrindeki şu sütun olayını yapacağız. Bu çok hoşuma gitti ya. Hepsinde bunu kullanır mıyım bilmiyorum da acayip hoşuma gitti tipi yani. Ulan neyse onu düzeltiriz. Şöyle yap bakayım. Güzel. Tamam. Şuraları nasıl yapacağız şimdi? Oğlum şunu bir kır ya. Şuradan yap ya. Şunu da kır. Şöyle. Heh. Şimdi bunu koyabilirsin. Oo güzel. Sanki şey gibi duruyor böyle hani. Şey kapılar olur ya. Yalnız buraya bir saniye. Şuranın altını bak. Şurayı sanki bir şeymiş gibi. Buranın girişiyle bir bağlantısı varmış gibi böyle daha mıydı? Neyse orayı hallederiz. Şuraların pencerelerini falan halledeceğim de. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Buranın ön yüzü basit oldu. Hani zaten çok afilli bir şey olmayacak. Belki bunu ikinci kat çıkarız bilmiyorum. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bence bunu ikinci katı nasıl çıkalım bak. Şöyle bu kaçtı. Bir saniye. Şuradan mı sayacağız? Aynen oradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 6 saymazsak temeli. Ya da sayalım mı onu da? 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle gidecek. Direkt ikinci katı. Hani alt tarafı çatıyla falan şey yapmayacağım. Şu ikinci katı başlayacak direkt arkadaşlar. Hatta ön yüzünden şöyle göstereyim. Anladınız siz benim demek istediğimi. Burası böyle bir ev olacak. Çatısını da bir şekilde halledeceğiz. Ondan sonra şurasını da şuraya meyilli yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi meyilli bir çatı yapacağız arkadaşlar. Ben bu şeyleri yapayım. Bu içerisini gene parkesini yapayım. Yanları penceresini kapatayım. Şunun altını üstünü her şeyini halledeyim. Çatı yapımında görüşürüz arkadaşlar.
are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. For each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Arkadaşlar camlarını, üst katını falan bitirdim. Şöyle çevreden size bir göstereyim. Şuraları yapmamışım ama onları birazdan yaparım. Çatısına geçeceğim arkadaşlar. Çatısını nasıl bir şey yapacağız? Çatısını basamaktan yapacağım arkadaşlar. Çok yüksek durmasın diye. Ve şu taş tuğla basamak var ya. Bence en güzel çatı tiplerinden biri arkadaşlar. Ve kuvarsı da unutmayalım. Bu kuvarsta altlık yapmadan duramıyorum abi. Önce bir altlık kuvarstan atlık yapıyorum, şu şekilde yapıyorum. Yapıyorum şu şekilde, ondan sonra üstüne yapıyorum. Niye bilmiyorum yani. Artık bizim yapım videolarımızın şey oldu. Daha hoş duruyor. Gerçi çoğu evlerin harbiden öyle yani. Çatılarının. Gerçekte yani. Lan şuram acıdı. Şöyle yaptım, kırt etti ya bildiğin. Hop fazla çektik. Şunu bir halledelim. Basamaktan çekeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Gayet de güzel duracağına eminim yani. Şurayı da aynı şekilde. Hatta buraya da yapalım. Burayı da bir bitirelim. Burayı da dediğim gibi hani öncesi yapıyorduk ki garajda. Hatta villa falan yapımımızda böyle bir garaj yapmıştık galiba, tam hatırlamıyorum ama. Eve böyle yapışık. Çatısı da şu şekilde eve doğru dayanan bir çatı şekli yapacağım arkadaşlar. Buraya da her ikisini anladığınızı düşünüyorum. Hani çatı şeklinin. Buraları hızlandıracağım arkadaşlar. Şöyle yani burayı. Şöyle bir kat daha çekince. Dur öyle daha iyi anlatırım. Şuraya hemen o yüzden hızlı bir şekilde yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için ya, zaten önceki videoları izlediyse biliyordur da. Şöyle burayı normal basamakla yapacağım da. Şöyle şöyle yani arkadaşlar. Şöyle şöyle ortaya kadar gidecek yani. Demek istediğimi anladınız siz. Ben buraları arkadaşlar bir hızlandırayım. Çatıyı falan bitireyim. Ondan sonra sonra tuşlar yapmak üzere görüşürüz. Arkadaşlar iki tarafında çatısını bitirdim. Böyle gayet bir güzel bir görüntü elde ettik. Garajlı villamız. Bu bildiğin garajlı ev değil, garajlı villa oldu arkadaşlar. Bayağı tatlı oldu ama şu pencerenin şurasını değiştirdim arkadaşlar bu arada. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum.
Bence şöyle bir şey yapabiliriz. Alt kata olmayabilir ama bu kata pencere iyi gider. İki tarafında penceresi olmaması tuhaf durmuş olabilir. Şu şekilde alt katta yok ama üst katta var. Şöyle üstü de çok pencere olduğu gibi ya. Gerçi villa dediğin çok pencereler olur. Pencereler olur. Değil mi? Yani. Yani aynen güzel tamam. Şimdi şu son olarak arkadaşlar bahçesini falan yapmadan önce şu kenarının şunu ben tamamlayacaktım hızlandırırken de unuttum. Açıkça söyleyeyim. Unutmak başarmanın neyse. O neyi başarmanın inanmak başarmanın yarısı. Unutmak başarmanın. Yalnız ben demin o ters nasıl koydum? Bir saniye bir deneyeceğim onu. Hop şöyle mi yaptım? Şöyle değişik ters koydum değil mi? Bildiğin ters koydum ya. Bunu başarabilen ilk insan mıyım acaba? Şöyle yapalım. Tamam orası orada kalacak. Burası böyle kalacak. Burası şey olacak. Şimdi arkadaşlar. Bunların şu evin çıktığı yolu yapacağız. Ve garajımızın yerini yapacağız. Gene bence kilden yapalım. En iyi çakıl gibi duruyor. Hepsinin de aynı olursa daha bir tatlı durur arkadaşlar. Burası gene 4 blok. Şöyle açacağız. Burayı zaten hızlı yaptığımız için hızlandırmayacağım. Doğru değil mi? Ha tamam. Bak gene yağmur başladı. Lan bu yağmuru kapatmaktan ben sıkıldım. O yağmaktan sıkılmadı ya. Şöyle. Hop. Lan. Ha tamam. Oba hızlı. Oo elimden alev çıktı. Zaman kaybetmeyelim diye. Hop. Hop. Tamam. Güzel. Şurası böyle oldu. Şuranın çıkışını yapacağız. Şuradan yapacağım ya aynen. Bana bir zararı yok zaten. Şuradan götüreyim. Diğer tarafı az çok biliyoruz. Şimdi bir şu iksirimiz gitmiş. Şunu bire bir al. Bu arada çeviklik %60 mı ne vereni alıyorum. %40'tı galiba. Tam da hatırlamıyorum. Bak bununla olmuyor bu arada. Yaratıcı modda şöyle yapalım. Burası da mı? Yok şurası. Aynen burası. Hemen şurayı bir 2 dakikada halledelim. Yalnız tam şuradan yapmayaydık iyiydi ya. Orayı ben kapatayım aynen şurayı. Şimdiden ver. Şuradan olsun. Burası buradan olabilir aynen sıkıntı yok. Hop hızlı. Hızlı gençler hızlı. Hadi. Flash gibi. Çok pis hızlı kırarım ha. Ha tamam şimdi. Tamam oldu değil mi? Şundan ver bakayım. Şimdi bir de hızlı yaparsak burayı. Ulan o ses neydi yalnız? Şöyle burayı hemen bir tamamlayalım. Yapı yaparken ben değilim arkadaşlar. Bazıları diyor bir tane arkadaşımı söylemişti. Demiş ki abi demiş bu hızlandırdığın yerlerde neden facecam yok? Başka biri mi yapıyor yoksa falan demiş. Çok da hoşuma gitti diyorum. Cevap da atmıştım. Arkadaşlar hızlı yapmaya çalışırken yüzüm şekilden şekile girdiği için facecam orada kesiyorum. Hatta şu anda olduğu gibi şu lan şunu hiç. Şu anda belki yüzüm değişik oluyordur. Hızlı yapayım diye kasarken öyle oluyor. Oo güzel tamam. Arkadaşlar buraya bizim çim tekniğimizi yapacağım ama nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bizim derken yani gene anladınız. Öncesinde bak şöyle yanlamasına yapmayı düşünüyordum da. Yoksa dik mi yapsak ki? Burada da çiçeklendirmek de gerekiyor. Şimdi sen bana şuradan zaten her türlü çiçek var. Bir şakayık ver. Şuradan gül. Neyse alırız ya. Dur bakayım şunu da bir sabah yap. T yap. Heh. Bu arada GTA 5'i de öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün girdim gene bayağı bir oynadım. Bakalım inşallah öğreneceğim kısa sürede. Videolar da gelecek. Böyle oldu. Ha şu yolun bak. Yolu bir şakayık. Bir bundan. Bu yol biraz uzun olduğu için bu şekilde yapacağım burayı. Bunları belirledikten sonra bu çim tekniğini yaparsak o da kesin de değil. Yaparsak yaparız. Yapmazsak ne diyorum ben ya. İşte yapı yaparken o yüzden hızlandırıyorum çoğu yer arkadaşlar.
Konuşulmuyor. Şöyle şöyle. Şimdi ben buraya niye çıktım? Nasıl çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Gibi konuşmaları duymak istemiyorsanız videoyu hızlandırıyorum işte. Şuraya bir tane daha koyuyor. Kim? Şöyle bir şey oldu. Aynen. Garaja da artık gerek yok. Burayı full şeyden yapacağım. Bir şakayıkla normal şeyden. Ortalığı da çiçeklendirebilirim de bilmiyorum. Şöyle şuraya bir tane daha koy. Burada ikili olsun. Tamam, ikili ikili. İkili ikili hadi la. Şöyle. Heh, tamam. Şu 3 veya 5'er tane de olabilir buralar. Ha, buralar zaten şey bayağı bir olacak. Tamam. Oo, yalnız bak çok tatlı durmadım evimiz. Bizim klasik garajda evlerimize benzedi. Şimdi şu şeyi yapalım bence arkadaşlar. Çim tekniğimizi. Yanlamasına mı yapsak ki ya? Sadece bu tarafa mı yapsam yoksa? Dur, yanlamasına sadece bu tarafa. Nasıl fikir? Diğer tarafa yapmayayım. Diğer tarafı çimlendiririz. Aynen, yanlamasına sadece bu taraf arkadaşlar. Şuraya kadar. İnşallah güzel durur. Buraları hızlandırmayacağım. Hem de görün nasıl yaptığımı. Şöyle yapalım. Zaten gitgide şey oluyor. Adı nedir onun? Daha hızlı yapmaya başlıyorum hani yapıları. Eskiden atıyorum 1 saat, 1,5 saatte yaptığım bir yapıyı şimdi 45 dakikada elim mi alıştı bilmiyorum. 45 dakikada rahat yapabiliyorum arkadaşlar. O da bana bir avantaj getiriyor. Öyle oldukça size daha büyük, daha güzel evler yapabileceğim. Bu tekniği de her zaman söylüyorum. Bir yabancı YouTuber'dan görmüştüm. Bir videodan, daha doğrusu bütün videolarını takip etmiyorum ama böyle denk gelmişti bir. Yapmıştı. Daha doğrusu yaparken de görmedim. Gördüm. Yeşil yün olduğunu anladım. Öyle diyeyim size. Hani yapımı yoktu da. Bir ev yapmıştı. Onu gördüm. Yeşil yün olduğunu anladım. Bir villa gibi bir şey yapmıştı. Ben de dedim biz neden yapmıyoruz bizim yapı yerimize. Böyle fikirler önemli arkadaşlar. Böyle aldığım yerde söylüyorum tabii. Heh, tamam. Bak ooo çok tatlı. Çok tatlı. Yanlamasına tatlı oldu. Burayı da dikine mi yapsam ki? Tuhaf mıdır sizce? Ya da burayı da aynı şekilde devam ettireyim ya. Bir saniye. Nereden? Şundan. Aynen ya. Burada ayrı gayrı olmasın arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Burayı da hemen hızlı bir şekilde şöyle kıralım. Bu arada dediğim gibi bilgi kanalımı da ziyaret edip bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer tabii ki ilginiz varsa bilgi araştırma videolarına falan hani abone olabilirsiniz. Güzel videolar çekmeye çalışacağım bundan sonra oraya. Oraya da biraz önem vereceğim yaz döneminde. Zaman buldukça güzel videolar gelecek oraya da. Dediğim gibi hani oyun videosunu mesela sınav arasında bile oturup videosunu çekebiliyorum. 1 saat 1,5 saat en baba render 2 saat sürse diyelim oyun videosu. O bilgi videosu yani bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Yani 3-4 gün günden bahsediyoruz burada yani. Şöyle şuraları da bir yapayım da yani en azından görünen kısmı güzel dursun. Pardon. Aynen arkadaşlar bu şekilde oldu. Yani şu tarafı da şey zaten öksürük tuttu ya. Son olarak arkadaşlar çiçeklendirme ağaç falan şuraya bir tane ağaç dikebiliriz aslında ya. Yapsam mı? Ya da direkt şöyle bir fikrim var onu yapayım aynen. Burada ağaç dikersek de diğer taraf olacak artık. Şöyle araba tam gireceği şekilde. Şöyle ha yok. Bir tane kaydırayım. Şurayı hemen bir kapatalım. O şekilde resim alınca daha güzel duracağını düşünüyorum. Şöyle. Hoppa. Hızımı almıştım. Tam. Niye takıldım oraya ya? Bak ha çatı varmış o yüzden takılmış. Hızımı aldım mı alıyorum da arada bir şey olunca. Hoppa. Güzel. Şurayı da hemen şurayı da minicik tamamlayacağım arkadaşlar. Kaldırımda böyle yapıyorum işte yolları falan. Şuraları bugün Mustafa ile beraber yaptık. Tamam. Aynen. Şuralara da bak full şakayık. Hani seviyorum ya şakayı. Şöyle şuralara da full şakayık yapayım. Hı. Lan şundan koy. Ha, bir tane bundan ek. Aynen bu tarafta çok güzel oldu ya. Ağaçsız oldu ama bayağı güzel. Aa niye ağaçsız oluyor ki? Dur. Dur. Fidan ver. Orman ağacı değil de meşe de değil. Ladin aynen. Ya da orman ağacı mı yapsak? Bayağıdır orman ağacı yapmıyoruz dur ya. Bir de yüksek oluyor ya boyu. Güzel oluyor. Kemik de ver abi. Hı. Şuraya bir tane
Tam şuraya bak. Hop. Of. Aynen, çok da büyük olmadı. Küçük de olmadı. Tatlı bir ağacımız oldu bir tane. Hatta yanına da bir tane daha. Şuraya. Şuraya tam bak. Şu eve sınır komşusu gibi. Yalnız eve, bizim eve şey yapabilir. Şura nasıl? Aynen, burası olabilir. İnşallah kötü bir yere çıkmaz. Aynen. O daha da küçük oldu. Bunu büyük beklerken. Neyse arkadaşlar, evimiz bu şekilde oldu. Şöyle çevresinden de bir göstereyim. Gayet gene uğraştım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tatlı durar. Gelecek arkadaşlar. Bak, yanındaki evle kapışır yani. Evlerimiz güzel oluyor arkadaşlar. Yani düşlerimin şehri. Düşlerimizin daha doğrusu. Benim gibi düşünen bir sürü insan olduğunu fark ettim ben bu şehri yaptıktan sonra. Ve devam edeceğim arkadaşlar, destekleriniz olduğu sürece. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi hani açıklama kısmında veya karttan bilgi kanalıma da ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız da videoları beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Şöyle de görüntüyü alalım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Normale de getireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.